Kaldırma kuvveti. Bir sıvıya batırılan cisme basınç kuvveti farkından dolayı aşağıdan yukarıya doğru uygulan kuvvete kaldırma kuvveti denir demişiz. Bunu şöyle çizerek anlatmaya çalışayım size. Bir kabın içerisinde bir miktar sıvı olsun. Bu sıvının içerisinde bir cisim şu şekilde duruyor olsun. O zaman dikkat! Şuradaki üst yüzeyine aşağıya doğru bir basınç kuvveti uygulanır. Aynı şekilde yukarıya doğru da tabanından dolayı, yani şu yeşille çizdiğim tabanına da yukarıya doğru bir basınç kuvveti uygulanır. Aynı şekilde sağa sola doğru basınç kuvveti uygulanmaz mı? Uygulanır. Sağa doğru ve sola doğru da uygulanır. Ama buna F2 ve F3 dediğimizde F2 ile F3 zıt yönlü olduğu için birbirlerini götürürler. Peki bu burada durduğuna göre, burada dengede kaldığına göre, denge demek ne demekti? Aşağı çekenler yukarı çekenlere eşit olur diyorduk. O zaman aşağıya kim çekiyor? Bu cismin ağırlığı çekiyor. Artı F1 çekiyor. Peki yukarı? F4. O zaman G artı F1 F4'e eşit oluyor. Biraz düzenlemeyi yaptığımızda F4 eksi F1 benim ağırlığımı veriyor. İşte buradaki F4 eksi F1'e, yani basınç kuvveti farkından dolayı yukarı doğru uygulanan bir F4 eksi F1 kuvveti oluştu. İşte ben bu kuvvete kaldırma kuvveti diyorum. Demek ki sıvı basınç kuvveti farkından dolayı oluştu bu. Bu kaldırma kuvvetine V batan çarpı D sıvı çarpı G bağıntısıyla hesaplayabiliyor. Bu kuvvet cismin sıvıya batan kısmının kütle merkezinden uygulanıyormuş gibi düşünülür. Ama esas F4 eksi F1'den bulunmuştur. Ama sorularda biz çözerken kütle merkezinden yukarıya doğru alacağız. Burada VB cismin sıvı içerisindeki batan hacmi. DS sıvının öz kütlesi. G yer çekimi ivmesi olur. Peki aşağıya da G çektiğine göre G neydi? Bunu daha önce de bulmuştuk. V cisim çarpı D cisim çarpı G'dir. Burada dikkat ederseniz V cisim çarpı D cisim cismin kütlesidir arkadaşlar. Bakın, o yüzden ağırlık yerine V cisim çarpı D cisim çarpı G, kaldırma kuvveti yerine de V batan çarpı D sıvı çarpı G bağıntılarından hesaplama yapılır. Ve kaldırma kuvveti sorularında denge ifadesi karşımıza çıkacağı için aşağıya çekenler genellikle ağırlık, yukarı çeken kaldırma kuvveti olacağından dolayı eşit midir, değil midir karşılaştırması yaparak, dengede ise aşağı çekenler yukarı çekenlere eşittir, dengede değil de diyorsa aşağı inme veya yukarı kalkma olayı gerçekleşir. Kaldırma kuvvetini incelerken 3 tane özel durum vardır. Bunlardan birincisi yüzme durumu. Şimdi cisim ağırlığı aşağıya doğru G var. Yukarı doğru da K. Dengede ise aşağıya çeken kuvvet yukarı çeken kuvvete eşit olacağından dolayı kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olmak durumunda. O zaman kaldırma kuvvetinin formülü neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir V cisim çarpı D cisim çarpı G. Yer çekimi ivmesi her iki durumda da aynı olduğuna göre, o zaman burada dikkat. Batan kısım hacmi cismin hacminden küçük. O zaman çarpımın eşit olabilmesi için sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyük olmak durumundadır. Demek ki yüzme durumunda sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyüktür. Ve eğer kap taşma seviyesine kadar dolu ise, bu kabın içerisine bir yüzen bir cisim bırakıldığında
kütlesi kadar sıvı taşırır diyoruz. İkinci durum askıda kalma durumu. Yine cismi sıvının içine attığımızda hiçbir kısmı ne sıvının dışında ne de kabın tabanında bir yerde temasta. Yani konulduğu yerde. O zaman dengede olduğuna göre yine yukarı kaldırma kuvveti aşağıya ağırlık çekiyor ve ikisi birbirine eşit. Yine formüllerimizi yazalım. V batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir. V cisim çarpı D cisim çarpı G yazdığımızda G'ler yer çekme ivmesi sadeleşti. Batan kısmın hacmi ile cismin hacmi birbirine eşit. Bu durumda sıvının öz kütlesi de cismin öz kütlesine eşittir. Yani eğer bir cisim askıdaysa öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşittir. Ve konulan cisim konulmadan önce kap taşma seviyesine kadar dolu ise ve cisim bırakıldığında taşan cismin, taşan sıvının hem kütlesi hem de hacmi cismin kütlesi ve hacmi kadardır. Üçüncü özel durum batma durumu. Cismi sıvının içine bıraktığımızda yüzme ve askıda kalma durumu değil. Batmış ise dikkat tabanda bir temas vardır. O yüzden temas olduğundan dolayı ve bu kap olmasa G hala buna ağırlık hala aşağı çekecek. Demek ki G kaldırma kuvvetinden büyük. G yerine ne yazıyorduk? V cisim çarpı D cisim çarpı G. Kaldırma kuvveti yerine ne yazıyoruz? V'ye batan çarpı D sıvı çarpı G. Ama sol taraf büyük. G'ler eşit. Batan hacim ne? Cismin hacmi de eşit. Demek ki batma durumunda cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür diyoruz. Bir de yine kap taşma seviyesine kadar dolu iken bu batan cismi kaba bıraktığımızda taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir. Ama taşan sıvının hacmi eşittir, kütlesi cismin kütlesinden küçüktür diyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.